Sevgili arkadaşlar, tanımadığınız bir kadına yaklaşmak garip bir şekilde korkutucu olabilir. Atalarınızın kıtaları sandaletlerle fethettiğini unutmayın. Bir kadına yaklaşmaktan korktuğunuzda bunu hatırlayın. Çoğu erkek zor zamanlar geçirir çünkü ne söyleyecekleri hakkında yoğun bir endişe yaşarlar. Bir kadının dikkatini çekmek için altın tavlama sözlerine ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlar. Ancak bunun tam tersi doğrudur. Ne söyleyeceğiniz konusunda endişelenmek kadınlara yaklaşmanızı zorlaştırır. Konuşmaların katı ve planlı değil, akıcı ve organik olması gerekiyor. Bir konuşmayı mantıklı bir şekilde yürütmeye çalıştığınızda çekici görünmezsiniz. Bunun yerine garip ve sosyal açıdan beceriksiz biri gibi görünürsünüz. Ve hiçbir kadının bırakın uyarılmayı beceriksizlik yüzünden ayakları yerden bile kesilmez. Kadınlara yaklaşmak söz konusu olduğunda daha az düşünüp daha çok hareket etmelisiniz. Kadınlarla asla sorun olmayan yakışıklı ve çekici bir adamı düşünün. Sevimli bir kadın gördüğünde sizce ne yapar? Dost canlısı gibi gülümseyerek açık bir vücut diliyle yaklaşır. Basit bir konuşma yapar. Sizin çok tatlı olduğunuzu düşündüm. Bir konuşayım dedim. Erkeklerin gergin hissetmesinin bir diğer nedeni de Rededilme korkusudur. Kimse reddedilmekten hoşlanmaz. Bir kadının hayır deme düşüncesi bir erkeğin üzülmesine hatta utanmasına neden olabilir. Bu korku çoğu erkeği kadınlara yaklaşmadan önce durdurur. Şunu unutmayın, bir kadının ilgilenmemesi gayet normaldir arkadaşlar. Konuşmaya değer kadınlarla tanışmak için birçok kadını filtrelemeniz gerekir. Erkekler genellikle bir kadına nasıl yaklaşacakları konusunda da kararsız kalırlar. Çünkü o kadının nasıl tepki vereceğini bilmezler. Dostça mı davranacak, sinirlenecek mi, küfür mü edecek, sapık muamelesi mi yapacak? Elbette bunlar korkutucu olabilir ama sen bir erkeksin. Bilinmeyeni kucaklayacak kadar cesur olmak senin görevin. Çoğu kadın saygılı davrandığınızda kibar ve arkadaş canlısı olacaktır. Bu nedenle bu korkuların sizi durdurmasına izin vermeyin. Bir kadına yaklaşmak Göründüğünden daha kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey olumlu bir ruh hali benimsemek. Daha önce de anlattığım gibi kadınlarla konuşmuş olmanız gerekiyor. Yani pratik yapmanız gerekiyor. Bu ikisi de sizin kontrolünüzde. Yaklaşma kaygısı da tıpkı yükseklik korkusu ya da sahne korkusu gibi bir şeydir. Yani insanın kendi kafasında ürettiği bir durum. Zihniniz sizi kandırarak korkmanızı sağlar. Tıpkı Küçükken yatağınızın altında bir canavar olduğunu hayal etmeniz gibi. Korkunla yüzleşmelisin. Bu korkuyu kontrol edebileceğinizi bilmelisiniz arkadaşlar. Yenmek için yabancılarla göz teması kurmaya hatta gülümsemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi rahat hissettiğinizde yabancılara en yakın kahve dükkanının nerede olduğunu sorun. İnsanlara saati sorun. Mesela aynı sıradaki birine deyin ki ben düşünüyorum Nasıl bir yemek yapsam? Bazen ne yemek pişirebileceğimi bilemiyorum. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz değil? Dost canlısı davrandığınız sürece, aynı zamanda da saygılı davrandığınız sürece hiç kimse sizi terslemez. Bunlar pratiklik için iyidir arkadaşlar. Rastgele yabancılara soru sorma konusunda rahatladığınızda bir kadına da soru sormaya başlayın. Her gün en az bir kadına soru sormaya odaklanın. Bunda bir art niyet yok arkadaşlar. Basit istekler konusunda rahat olduğunuzda daha kişisel bir soru sorun. Yabancılarla sohbet etmeye çalışın. Onların söyleyecekleriyle gerçekten ilgilendiğinizi gösterin. İnsanlar sizin ne kadar kitap okuduğunuza bakmaz. Onları ne kadar önemsediğinize bakar. Bunu unutmayın. Başlangıçta kendinizi garip hissedersiniz, endişelenebilirsiniz. Bunlar hiç sorun değil. Zamanla bunları atlatacaksınız emin olun. Bu egzersizleri birkaç kez yaptığınızda bu duygunuz tamamen dağılacak. Günlük yaşamınızda yabancılarla konuşurken rahat olmanız kesinlikle şart. Eğer bu yaklaşımı benimserseniz o güzel kadın karşınıza çıktığında birlikte pratik yapabileceğiniz başka bir yabancıya dönüşecektir. Ayrıca burada yapabileceğiniz telkin şu, reddedilmek normal bir duygu. Bunu defalarca kendinize söyleyin. En seçici erkekler bile kadınlar seçici olduğu için reddediliyorlar. Ortalama bir kadın 18 yaşını geçtikten sonra pek çok erkek ona yaklaşmaya çalışmıştır. Ortalama bir erkeğe de o kadının rastladığı kadar kadın yaklaşmamıştır. 18 yaşından sonra bir kadına çok fazla erkek yaklaşıyorsa ve erkeğin böyle bir şansı yoksa bunun bir kadının seçici olma yeteneğini nasıl etkilediğini bir düşün. Eğer kadınlar günde birkaç kez size yaklaşıyor olsaydı siz de seçici olacaktınız. Reddedilme hayat oyununun içine işlenmiştir. Özellikle erkeklerin hedeflerine ulaşabilmesi için çok çalışmasını sağlayan şey reddedilmektir. Her kadın sizinle ilgilenmek zorunda değil. Bu da sorun olmamalı çünkü pek çok kadın var. Reddedilme korkusunun sizi bir kadına yaklaşmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Unutmayın, olumlu bir tutum sergileyin. Pratik mükemmelleştirir. Hiç tanışmadığınız kadınlara yaklaşmayı öğrenmek göz korkutucu bir görev olabilir. Ancak erkek olma ve flört hayatınızı seviyelendirme konusunda önemli bir adım olabilir. Konfor alanınızın dışına çıkmak için kendinize meydan okuyun. Özel biriyle tanışma olasılığınızı artırır ve özgüveninizi geliştirirsiniz. Bu nitelikler evrensel olarak çekicidir. Sadece flört hayatınızda gerekli olan unsurlar değil. Bunlar hayatın her alanında size iyi hizmet edecektir. Üstelik tanımadığınız kadınlara yaklaşmak size iletişim becerileri de getirir. Kadınlar bir erkeğin konuşurken yanında gergin olmasının sevimli olduğunu düşünürler. Ama sadece sevimli. Sevimli erkekler kadınları tahrik etmez. Bu sadece kendine güvenen erkeklerin işidir. Flörtünüzü tesadüflere ya da şansa bırakmayın. Onları aktif olarak aramalısınız. İşte soğuk gerçekler. Bütün kadınlar diğer kadınların da birlikte olmak isteyeceği ve aynı zamanda diğer erkeklerin de onun gibi olmak isteyeceği bir erkek arar. Kadınların yüksek değerli erkekleri arzulamaları programlanmıştır. Çünkü biyolojik düzeyde bir erkeğe bağlanmak onun ve çocuklarının hayatını o erkeğin ellerine bırakmak anlamına gelir. Bu yüzden alabileceği en değerli adam olsa iyi olur. Diyelim ki şanslısınız, gelecekteki eşinizle arkadaşlarınız aracılığıyla tanıştırıldınız. İyi görünüyorsun ama kadınlarla konuşmayı beceremiyorsun. Yani hayatını seninle geçirmek isteyen birini bulduğun için kendini Şansı sayıyoruz. Birkaç yıl sonra çocuklarınız olur. Birçok erkek gibi siz de iş ve aile zamanınızın en iyi şekilde geçirilmesi için uğraşıyorsunuz. Fakat sonrasında kilo alıyorsunuz. Nasıl olsa beni alan almış diye fiziksel görünümünüzle ilgilenmeyi de bırakırsınız. Karınla tanıştığında sahip olduğun erkeksi üstünlüğü de kaybetmiş oluyoruz. Artık daha yumuşaksın daha kadınsı, daha dişil özelliklere sahip olmaya başladın ve pek çok kadın seni çekici bulmuyor. Erkekler ve kadınlar aynı değildir arkadaşlar. Öncelikle bu acı gerçekleri bilmeniz lazım. Kadınlar erkekler gibi düşünmez. Erkekler de kadınlar gibi düşünmez. Karınızın bilinçaltı artık sizin diğer kadınlara çekici gelmediğinizi ve diğer erkeklerin sizi küçümsediğini anlayacaktır. Ve karınız Farkına bile varmadan sizi daha çok test etmeye başlayacak. Erkekliğinizi ve kendinize olan güveninizi sınamak için kavgalar çıkaracaktır. Sürekli olarak layık olup olmadığınızı görmeye çalışacaktır. Seks yapmamak için bahaneler bulacaktır. Eğer siz kendinizden şüpheye düşerseniz, size olan saygısı da azalacaktır. Sevgili arkadaşlar, bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Size karşı olan bütün hislerini yitirecek. Hatta sizin onunla evlenmek için onu kandırdığınız düşüncesini bile rasyonelleştirecektir. Kendini size adaması için onu kandırdığınızı düşünecektir. Bu bilinçaltı düzeyde gerçekleşebilir. Kavga sırasında söylenilen sözler vardır. Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi. Bunun gibi yani siz değerli bir adam olarak kendinizi ona pazarladınız kandırdınız, onun hisleriyle oynadınız, peşinde koştunuz. Buna benzer sözler söyleyecektir. Bu kabul edilemez onun için çünkü biyolojik düzeyde onun hayatı ve çocuklarının hayatını sağlama ve koruma görevi sizin ellerinizde. Ne demiştik? Kadınlar hipergamiktir. Peki gerçekten sonraki dönemlerde o testleri geçemeyen adam olduğunu düşündüğünde ne yapar? Çoğu erkek şöyle diyecek. Onun yerine daha yüksek statüde bir adam bulmak için gözleri fıldır fıldır etrafta dönecek. Doğa acımasızdır arkadaşlar. Ya bu evliliği kavga gürültüyle devam ettirecek, o erkeğin yetersizliğini sürekli yüzüne vurarak yaşayacak, o erkek de ona katlanacak. Erkeğin de artık yavaş yavaş kadın sılaşmaya başladığını göreceksin. Sürekli bir itiş kakışın sonucunda erkek zaten bütün özelliklerini yitirecek. Boşanma oranının %50 olduğu toplumlarda yaşıyoruz. Dünya genelinde böyle %50'yi belki geçmiştir. En son okuduğum istatistiklerde %50 idi. Geçenlerde bir arkadaş %75'e çıktı diyordu. Boşanmaların da %70'ini kadınlar başlatıyor arkadaşlar. Bunlar istatistik sonuçları. Ve mahkemeler boşanma davalarında ağırlıklı olarak kadınları destekliyor. Peki boşanmayı önlemek istiyorsanız ne yapmalısınız? tabii ki kadınlarla aranızı iyi tutmalısınız. Bunları anlatıyorum ki kadınları çok iyi tanıyın. Onların da sadece bir insan olabileceğini düşünün. Ve sevgili arkadaşlar kısmen de olsa kadınları tanıdınız. Her şeyden önce bir kadına yaklaşırken konuşmada ustalaşmaya çalışın arkadaşlar. Özellikle kadınlar için iletişim çok önemli. Erkekler gözlerle, kadınlar sözlerle sevişir. Akıcı ve kendinden emin diyalogların gücünü benimsemelisiniz. Tek doğru an harekete geçerek yarattığınız andır. Bir kadına yaklaşırken doğru anı beklemek yaklaşma kaygısını daha da arttıracaktır. Ayrıca tereddüt eden ve bir kadının etrafında dolanan kötü bir adam olmak istemezsin. Kadınlar tereddüt eden erkeği hemen fark ederler ve kendilerini anında kapatırlar. Bunun yerine 2 saniye kuralına uyun. O kadını gördükten sonra 2 saniye içinde yaklaşın. Bir kadına düşünmeden yaklaşmak kendinden emin görünmeni sağlayacaktır. Ayrıca yaklaşma kaygısının hakimiyetini ele geçirmesini de engelleyecektir. Yaklaştığınız kadınları cuma geceleri bar veya kulüplerle sınırlamayın. Kadınlara her zaman her yerde yaklaşabilirsiniz. Bir kadın eğer kankalarıyla birlikte ise ona yaklaşmamaya çalışın. Nihayetinde Zor kadını oynayacaktır. Ne de olsa kankalarına hava atacak. Özellikle böyle bir durumda hiç teşebbüste bulunmayın. Geçenlerde biri yazmıştı. Bir düğünde bir adam bir kıza yaklaşıyor ama masada kızın kankaları var. Dans teklifinde bulunuyor. Kız tabii ki reddediyor. Adam da bir kere sorup geri dönüyor. Kız da diyor ki, <laughs> neden ikincisini sormadı? Zor kadını oynamış yani. Dolayısıyla adam da ilk reddi duyacak gidiyor tabii ki. Biraz daha zorlasak diyor ben diyor dansa kalkacaktım. Elbette sokakta bir kadını durdurmak barda bir kadına doğru yürümekten farklı görünecektir. Diyelim ki sokakta bir kadına rastladınız. Kendinizi doğrudan onun yoluna biraz önüne koyun. Arkasından yaklaşmamaya çalışın. Hem bu şekilde onu korkutmazsınız, ilmesini de durdurabilirsiniz. Onunla yüzleşin ve gözlerinin içine bakın. Basit bir affedersinle başlayan ufak bir sohbet. Sonuçta sokakta bir kadına yaklaşmak, kaybolduğunuzda ya da yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğunuzda birisini durdurmaktan farklı değildir. Tek fark yol tarifi aramak yerine arkadaşça bir sohbet başlatmak. Hepsi bu. Kadına yaklaştıktan sonra Güçlü, erkeksi çerçeveyi koruyun. Omuzlarınızı geride ve aşağıda tutmayı unutmayın. Bir kadına yaklaşmak için öncelikle beden dilini anlamalısınız. Göz temasını sürdürürse muhtemelen o da sizinle ilgileniyordur. Grup ortamında bile vücudunu size konumlandırıyorsa bu size odaklandığının bir işaretidir. Eğer sana dokunursa bu onun rahat olduğu anlamına gelir. Bunlar da dikkat etmeniz gereken bilinçsiz ilgi işaretleridir. Bir kadının size olan ilgisini ölçmek istiyorsanız, onun size karşı duygusal olabilmesi için metanetli olmalısınız. Bu herhangi bir duyguyu ifade edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ancak bunun incelikli olması gerekir. Sonuçta bir kadınla ne konuştuğunuzun önemi yok. Muhtemelen ne konuştuğunuzu 1-2 saat sonra unutacaktır. Ancak onun unutmayacağı şey ona nasıl hissettirdiğinizdir. Ve bu söylediğiniz sözlerden değil, tavrınızdan ileri gelir. Ben harikayım da bakalım o da harika mı tarzında bir tavır sergilemelisiniz. Çoğu kadın sıkıcıdır. Etkileşimi eğlenceli hale getirmek için erkeğe güvenir. Eğlenceli ve kaygısız bir tavır sergilemek de sizin işiniz. Bir kadın sizinle konuşurken onun iyi hissetmesini sağlayın. Böylece sizi daha sık yanında isteyecektir. Sevgili arkadaşlar bu konu devam edecek elbette. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.